İmanın şubelerinden birisi de tevhide ve peygamberliğe iman, namaz kılmak, zekat vermek, oruç tutmak, hacca gitmek, cihad etmek, abdest almak, yıkanmak, cuma günü yıkanmak, sabır, şükür, vera, haya, eman, nasihat, yöneticilere itaat, zikir, eziyet etmemek, emaneti yerine getirmek, mazluma yardım, zulüm yapmamak, Başkasını küçümsememek, gıybet yapmamak, laf taşımamak, kusur aramamak, gözü haramdan sakınmak, ibretle bakmak, gözün, sözün en güzelini duymak ve ona uymak, belayı en güzel şekilde defetmek, yanlış sözü açıktan söylememek, güzel söz söylemek, cinsel organı haramdan korumak, dili korumak, tövbe, tevekkül Huşu, boş işlerle ve ilgilendirmeyen hususlarla ilgilenmemek, yani kişinin kendisini ilgilendirmeyen işlerle ilgilenmemesi, sözü tutmak, akitlere vefalı olmak, iyilik ve takvada yardımlaşmak, günah ve düşmanlıkta yardımlaşmamak, takva, iyilik, Allah'a yönelmek, sadaka, iyiliği emretmek, kötülüğü yasaklamak, ev ahalisini barıştırmak İnsanlar arasında bozgunculuk yapmamak, zayıflara kanat germek, yumuşaklık, anne babaya iyilik, onlara kötülük yapmamak, yaratıklara dua ve merhamet etmek, büyüğe saygı ve değerini bilmek, küçüğe merhamet, Allah'ın kurallarını uygulamak, cahiliye iddialarından vazgeçmektir. Hazreti Peygamber bu iddialardan vazgeçin çünkü onlar kötüdür demiştir. Bunların yanı sıra Allah yolunda dostluk ve sevgi sahibi olmak, Allah uğruna düşmanlık, gücü yeterken bağışlamak, iffet, cömertlik, eski elbise giyinmek, birbirine sırt dönmeyi terk, hasetten uzaklaşmak, nefreti terk, yalanı terk, yalan sözü terk, kaş ve gözle alaycılığı bırakmak, cemaatlere şahitlik etmek, selamı yaymak, hediyeleşmek, güzel ahlak sahibi olmak, salih bir seciye sahibi olmak, sözü tutmak, sırrı korumak, evlilik ilişkisinin iyi olması, tefeülü sevmek, ehli beyti sevmek, uğursuzluğa inancı terk, kadınları sevmek, güzel kokuyu sevmek, ensarı sevmek, şiarlara saygı göstermek, Allah'ın yasaklarına saygı göstermek, dedikoduyu terk, Mümin'e karşı silah çekmemek, ölüyü kefenlemek, cenaze namazı kılmak, hasta ziyaret etmek, yoldan eziyeti kaldırmak, kendin için istediğini her mümin için istemek, Allah ve peygamberini başka her şeyden değerli görmek, iman ettikten sonra küfre dönmeyi nahoş bulmak, Allah'ın meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve onların Allah'ın katından getirdiği hususlara imandır. Bunlar sayılamayacak kadar çoktur. Allah izin verirse bu tavsiyede Allah'ın nasip ettiği ve aklıma ve kalbime getirmiş olduğu kısımlarını sayacağım. Allah'ın kitabını ve peygamberin hadisini inceleyen kimse zikretmiş olduklarımızı ve bizim zikredemediklerimizden daha fazlasını bulabilir. Bunların her birine mahsus vakitler, mekanlar, haller ve mahaller vardır. Binaaleyh bütün bu hususlarda bütün hayrı kendinde toplayan cümle Yaptığın ve terk ettiğin her işte Allah'a dönmek niyetidir. Bütün bu yaptıklarında esas cümle diyor, toplayan cümle yaptığın ve terk ettiğin her işte Allah'a dönmek niyetidir. Niyeti kaçırırsan bütün hayrı kaçırmış olursun. Allah'ın kendisine emretmiş olması nedeniyle bir işi niyet ederek terk eden ile öyle bir niyet taşımaksızın terk eden arasında büyük bir fark vardır. Aynı şey bir şeyi yapmakla ilgilidir. Ayette şöyle geçer. Onlara ihlasla Allah'a ibadet etmek emredilmiştir. İhlas niyet demek iken ibadet yapmak veya terk etmek demektir. Bu itibarla ihlas dinde emredilmiş bir husustur. Evet, burada diyor niyet önemli. Yani Allah'ın hoşlanmadığı bir şeyi terk ettiğinde bile bu niyeti gene Allah'ın hoşlanmadığı yani yasakladığı şeyi terk ediyorum diye niyeti taşılıyor. Allah'ın emrettiği şeyi yaparken Allah'ın emrettiği şeyi yapıyorum niyeti taşılıyor.